paralı ajan haline geldiler diye düşündürtüyor insan. Peki biraz iç politikaya dönelim ama tabii evet. Yine dış politika bağlantılı olsun. Mesela özellikle şey söyleyelim, Ayşe Ezgi Eygi ne bir deniz, bugünün deniz gezmişi olduğunu söyleyen Özgür Özel'in işte cenazesine de gitmiş olması, evet. Gerçekten de Amerika'da o mücadeleyi veriyor olması ve Filistin'e gitmesi ve işte öldürülmesi bir şekilde bize o 70'li yıllarda yaşanan Filistin'deki durumu hatırlattı. Evet. Gerçekten de siz nasıl gördünüz bu? Hani böyle bir gençlik de var mı diye düşündünüz mü? Ya şimdi detayını bilmediğim bu tür konularda hele kişilere dönük bir angajmana girmemeyi öğrendim bu yaşa kadar. Dolayısıyla yani böyle deniz gezmişlere benzetme falan gibi şeylere girmem. Ha, sonuçta Filistin'le dayanışma gösteren birisi öldürüldü, evet. Ama bunun ötesini söylemem. Söyleyecek şeye bir vakıf değilim. Evet. Yanlış yönlendiririm. Ama bugün bir şey yaratacaksak, yani arkasında duracağımız bir şey yaratacaksak, o zaman sahada mücadele eden unsurları desteklememiz gerekiyor. Oradaki o mücadele veren örgütleri ya da olsun. Tabii ki. Şimdi çünkü ki, sizin de söylediğiniz gibi devrimci bir takım hareketler de Hamas'la birlikte ve Hizbullah'la beraber. Hizbullah'la tabii birlikte ki. Hareket ediyorlar. Tabii ki. Ya şimdi çünkü. Bakın bazı mektup, iyi niyetli yurttaşlarımızla mektup yazıyorlar. Ya siz niye Filistin'li devrimci örgütlerle iletişim halinde değiliz? Ya biz zaten Hamas'a dair verilerimizi öncelikli olarak oradan alıyoruz. Filistin'li devrimci örgütlerden alıyoruz. Ve Filistin'li bütün örgütlerle iletişim halindeyiz, devrimci örgütlerle. Lübnan'da, Lübnan Komünist Partisi bizim öncelikli muhatabımız. Dolayısıyla ya işte şunlarla ilişki kurun falan dendin. Biz zaten onlarla ilişki halindeyiz. Bizim asıl muhatabımız onlar. Ama yani bir de Hizbullah gerçeği var Lübnan'da ve şeyde. Şimdi şeye döneceğim, iç politikaya. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabii bir taraftan yani Türkiye'deki yaygın ya batıdan koptuk telaşına hitap etmeye çalışıyor bir yandan. Ve zaten hani NATO'yu sorgulamak gibi bir şey yok CHP yönetiminin. Bir yandan işte bu Hamas'la siz çok ilişki kuruyorsunuz ya da çok boyutlu dış politika geliştirmiyorsunuz diye eleştiri yöneltiyor. Dolayısıyla bu demin verdiğiniz örnek hani belki Filistin'de yaşananlara ilişkin en steril, en Cumhuriyet Halk Partisi'ni rahatsız etmeyecek örnek olduğu için o cenazeye böyle bir ilgi gösterildi. Zor işleri Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin. Yani hem sol gözükeceksiniz, hem NATO'cu olacaksınız, hem İsrail'le iyi ilişkiler kurulmalı diyeceksiniz. Yani bunlar hakikaten zor işler. Evet. CHP'nin en büyük avantajı aynı dansı iktidarın da yapması. Yani şu iktidara anda. Da baktığımız zaman evleri şenlik. Yani bütün iktidar derken sadece AKP'yi kastetmiyorum. Bu medyasıyla, şeyle beraber işte gördük bu Nasrallah'ın öldürülmesinden sonraki hallerini. Siz yine son dönemlerde yaptığınız bir açıklamayla oldukça dikkat çekici oldu. Hatta Kemal Hoca ile bir an evvel bu konuyu konuşalım diye düşündüğüm şeylerden birisiydi. Sol evet. kesime mesafeli olduğunuzu evet. ilan ettiniz açık ve seçik evet. bir şekilde. Özellikle önümüzdeki seçimlerde büyük bir ihtimalle bir önceki seçimlerde ya da daha önceki seçimlerde yaptığınız işbirliğine diyelim yapmayacağınızı şimdiden evet. ilan ettiniz. Buna açık aslında net bir ifadeniz oldu mu? Oldu aslında ama bunu bizim izleyicilerimizle evet. de paylaşmanızı isterim. Yani TKP şimdi sol ve sosyalist partilerle, örgütlerle mesafesini daha da fazla arttıracak mı? Bu yalnız hissettirmez mi sizi bir süre sonra? Yani bazen yalnız kalmak gerekir. Ama yalnız değiliz biz. Partimiz örgütleniyor, büyüyor. Bakın. Biz kendimizi tecrit etmek için değil. Mesele şu, oyalanmak istemiyoruz. Dünyada ve Türkiye'de ciddi meseleler oluyor. Şu anda bizim derdimiz nasıl bu hale geldi dünya ve Türkiye? Kendimizi de eleştiriyoruz yani tarihsel anlamda.
İnsanlık bunu hak etmiyor. Bizim derdimiz bu. Oyalanamayız. Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM gölgesinde sol olmaz dedik. Biz bunu aslında yıllardır söylüyoruz. Bunu geçen seçimlerde daha çok uğraştık. Türkiye solunun kopması için. Çaba harcadık. Bu çabaları harcadığımız için pişman değiliz. Sonuç alamadık. Sonuç alamayınca dedik ki tamam o zaman. Biz kendi yolumuzda yürüyoruz. Daha fazla oyalanmayacağız. Herkes kendi karar veriyor. Tercih ettiler. Tamam, doğru. Bize göre Türkiye'de bugünkü karanlıkla mücadelede solun bağımsız bir çizgisinin olması gerekiyordu. Yani bu daha işte Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM ya da daha öncesinde HDP ile işbirliği yaparak sonuç alınma şansı yoktu. Dolayısıyla biz kendi yolumuzdan gideceğiz ama kendi yolumuz bizi yalnızlaştırmayacak. Bizim dostlarımız var. Başka siyasi partiler içerisinde de dostlarımız var. Yani biz küstük size türü bir tavır yok, içerisinde değiliz. Yok öyle bir tavır olarak algılamadım zaten. Siyasi partiler küsmez. Biz bu dönem, bu tablo baktık ve niyetleri gördük. Kendi yolumuzdan gideceğiz. Ve bunu da kamuoyuna açıklamak zorundaydık. Yani bunu böyle bir gösteriş olsun diye demedik. Biz çünkü Türkiye Komünist Partisi bilinen ve bilinmeyen çok sayıda girişimde bulundu. Hı hı. Türkiye'de ittifaklar, güç birliği için ve samimi girişimlerdi bunlar. Bunları bir süre, yani önümüzde bizi görebildiğimiz bir süre içerisinde gündemimizden çıkardık. Bitti. Öyle gelişmeler olur ki sokakta yan yana gelirsiniz. Bu ayrı bir şey. Bakın işte Filistin'de İslamcılarla devrimciler yan yana İsrail'e karşı mücadele ediyorlar. Bu hayat. Ama şu anda Türkiye Komünist Partisi'nin bir güç birliği, ittifak, işte önümüzdeki seçimde de ne zaman olacak? Şu andaki verilerle ama. Böyle bir gündemimiz yok. Bu tür görüşmeleri de kestik. Bu kendimizi tecrit falan anlamına gerçekten de gelmiyor. Bizim ilkelerimiz belli. Bu ilkeler doğrultusunda gideceğiz. Bu ilkelerle Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM, HDP çizgisiyle devam edemeyiz. Bakın NATO ile biz mücadele ediyoruz. Geçen hafta toplantıdalardı. O toplantıda AKP, MHP, CHP ve DEM temsilcileri evet, işte vardı. Şimdi parlamento grubu var. Onun içerisinde üyeler. Evet. Yani şimdi ne yapalım? Biz o parlamento grubunun içerisindeydik. Deneyebilecek bir şey değil. Gülümsüyorlar. Mutlular orada olmaktan. Bazen tavır almak gerekir. Ben gitmiyorum de. Yani en azından şu denir. Filistin'de bunlar olurken ben protesto ediyorum. Yok. Bu kendi tercihleridir. Ama bizim de tercihimiz, biz NATO ile samimi bir şekilde mücadele etmek istiyoruz. Yani emperyalizme karşı tavır alan bir parti esniyemez. Ya da TÜSİAD'la görüşmeler yapılıyor. Şimdi halk o zaman şunu sorar bize toplum. Ya kardeşler siz bunu diyorsunuz ama gidiyorsunuz sermaye ile şey yapan partilerle işbirliği yapıyorsunuz. Bunu dedirtmek istemiyoruz. Dolayısıyla biz benim tabii yine tespitim hani Cumhuriyet Halk Partisi özellikle işte Cumhurbaşkanı adayı çerçevesinde destek olma arzunuz vardı, girişiminiz vardı ama DEM'e her zaman bir tavrınız vardı ama şimdi bu yeni tavrınız diğer sosyalist partilere yönelik de olduğunu anlıyorum. Sol parti işte evet. Diğer partiler evet. Yaklaşık 3 dakikamız kaldı. Tavır değil. Evet. Tavır değil. Yani kendi pozisyonumuzu bakın çünkü bizim daha önce oluşturduğumuz sosyalist güç birliği bir açıklama yapmadan sonlandı. Evet. Bunun bir nedeni olması lazım. Biz bu tartışmalara girmek istemiyoruz geriye dönük. Şu oldu bu oldu ama şunu söylüyoruz. Gördüğümüz diyoruz. Arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM'den kopamıyorlar. Ya da kopamama demeyeyim. Başka bir yaklaşımları var. Saygı duyuyoruz. Onların tercihidir. Bizim tercihimiz başka. Geçen Cumhurbaşkanlığı seçimine de değineyim. Orada biz sosyalist güç birliğinin birlikte hareket etmesi için, bir bağımsız Cumhurbaşkanı adayı göstermesi için çok uğraştık. Evet. O olmayınca? Olmayınca şunu dedik. Toplumda büyük bir Erdoğan gitsin şeyi var. Mesela o bitti şu anda.
artık insanlarda heyecan da kalmadı. Yani CHP bir seçim kazandı, yerel seçim. Bir heyecan yok. O şey gündem kapandı. Biz gönül rahatlığıyla önümüzde, biz kimseyi desteklemiyoruz ya da kimseyi desteklemek zorunda kalmayacağız diyeceğimiz bir döneme giriyoruz zaten. Çünkü Türkiye Komünist Partisi başka güçleri desteklemek için kurulmuş bir parti değil. Kendi yolunda giden bir parti. Devam edeceğiz bu doğrultuda. Kimseyle de bir kavgamız yok, düşmanlığımız yok. Bizim anlaşıldığımızı zaten düşünüyoruz. Çünkü ilkelerimiz belli, hedeflerimiz belli. O doğrultuda mücadele ediyoruz ve bakın, oyalanmadığımız için de parti daha özgüvenli hareket ediyor. Yani Türkiye Komünist Partisi açısından baktığım zaman biz yaz aylarında son derece dolu dolu geçirdik ve içinde geçtiğimiz süreçte de görevimizi yapıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Türkiye bu karanlıktan bir an önce çıksın diye bizim görevimiz bu. Hı hı. Çünkü ağrımıza gidiyor bu böyle bir ortamda yaşamak ve böyle bir dünyada yaşamak. Sizin son bir dakikamız ama nasıl cevaplayacaksın bilmiyorum ama hani meclisin çalışması nasıl gidiyor? Özellikle onun kuruluşundan itibaren yakından takip etmeye çalışıyorum. Şimdi, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi. Halk Temsilcileri Meclisi. Herkes şöyle zannediyordu. Bu meclis işte ayda bir, üç ayda bir toplanacak. Bazı akademisyenler tebliğler sunacak. Bunu önemsiz olarak gördüğüm için demiyorum ama böyle bir kanaat vardı. Şimdi Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi bir süredir işte NATO'ya karşı, İncirlik Üssü'ne karşı hem eylemler hem açıklamalar, sergiler. Çünkü anlatmamız gerekiyor topluma. Evet. Toplum NATO'yu iyi bir şey olarak belirlemiş. Bir kere bunu değiştirmek zorundayız. Yani NATO'ya hayır demek yetmiyor. NATO'nun iç yüzünü anlatmak zorundayız ve bazı aydınları da anlatmak zorundayız. Yani Türkiye'nin NATO üyeliği... En zoru o diyorsunuz. En zoru o. Gerçekten o. Artı Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin yerel bacakları var. Mesela Defne'de var, İzmir Çiğli'de evet. var. Yavaş yavaş olgunlaştıkça kuruluyor. Buralarda önemli işler yapıyorlar. İşte bazı yerlerde çöpe karşı, bazı yerlerde belediye meclisindeki usulsüzlüklere karşı. Dolayısıyla iyi giden bir örnek. Bu hafta sonu genel kurulunu toplayacak Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi. Dolayısıyla ben çok umutluyum. Türkiye'de yeni bir şey, mesela bu da bir ittifak aslında. Yani Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi de hani ittifak ille örgütler arasında kurulmaz. Bu aslında evet. Yani tabanda oluşturulan tabii ki. Önemli bir ittifak. Biz ne dedik orada? Türkiye'nin cumhuriyetçi birikimini belli ilkeler, sermaye karşıtlığı, işte anti-emperyalizm, laiklik, bütün bunlar etrafında yeniden toparlayacak bir şey için yola çıktı Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi ve bu doğrultuda oldukça önemli adımlar attı. Devam edeceğiz burada. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri bizimle birlikteydi. Daha çok dış ama biraz da iç politikaya girdik. Yine ilk fırsatta birlikte olmak dileğiyle Sayın Hocam çok çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Değerli izleyiciler, bugün tabii tamamen gündemi değiştirdik. Çünkü gündem değişti. Biz de konuklarımızı da değiştirdik. Sadece Kemal Okuyan...